Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün buraya Cemil kardeşimi getirdim, erkek arpalı. Mustafa abinin bana bırakmış olduğu Arap çiçek olmuş. Sabah gördüm. Bu şekilde geldik biz. Merhaba arkadaşlar. Ses biraz, video çekimi başka telefonla çekiyorum. Sesim az olabilir ama hoş geldin Cemil kardeşim. Bana şu an yardımcı olacak. Olacağım. Kendisiyle. Buyurun gidelim abi. Kanat altından iğne vuracağız arkadaşlar. Çiçek açısı için. Çiçek açısı için. Nasıl olmuş ben de anlamadım. Horoz çiçek olmuş. Horoz çiçek olmuş. Şu anahtarı alır mısın kardeş? Aldım abi. Ya şaşırdık gerçekten, ben de çok üzüldüm. Çiçek hastalığı biliyorsunuz ki çok illet bir hastalık. Tamamen kümese bulaşır. Gözüne vursa gözünü de anlatmak zorunda kalıyorsun. Evet. Açmazsan o göz gider. Evet. Artı orada iyi bakman gerekiyor. Susurmaman gerekiyor. Hani yeri geldi zaman yemeyecek, kendi elinden doyuracaksın. Kendi ellerinden besleyeceksin. Gerçekten çok sıkıntı. Bir gözünden, bir gözünden öbür gözüne el sürmeyeceksin. Çok sıkıntılı bir hastalık arkadaşlar. İkisinden biri açar. Evet abi, bir tanesi yiyeyim ben şimdi. Bu açtı. Gel abi. Şimdi şey yapacağız, ilacı, iğneyi vuruyor, göstereceğiz, bilmeyenler de öğrensin, tamam mı? Evet, sanki bulanık çekiyormuş gibi bu da. Bulanık çeksin abi, istersen flaşları açabilirsin diyeceğim ama. Yok, gayet güzel abi. Yani. Şimdi bu bana göre, benim abi bana alalım. Bu şimdi iğnemiz. Şöyle bu ışık ışık parlıyor, bu tarafa geç. Tamam, bu iğnemiz. Evet. 0.5 mg. Evet. İlk etapta vuruyoruz. Evet. Parmağımı görüyorsun burada, 0.5 evet. Küçük iğneler bunlar. Hepsini çektim tabii, bir şırıngaya. Kalın uçlu değil. Evet. İnce uçlu, 0.5 ince. Sesli konuş biraz. İnce şırıngalardan bunlar. Evet. 0.5 mg vuracağız orada. Evet. Horozumuzu elimize alacağız şimdi. Evet. Hem horozun nasıl şişek olmuş onları bir gösterelim. Evet. İnsanlar baksın, bilmeyenler öğrensin. Bilenler de zaten bu işin erbabıdır, yapar. Evet, aynen. Onların sözümüz yok. Bizim eğer bilenler de bizim eksiğimiz varsa onu tamamlar. Tabii. Tavsiye verirler, uyarız. Her şeyi öğrenmek lazım. Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Gel oğlum, her şey konu. Ara. Yalnız şu orası bir video çekmişsiniz. Demişsiniz asal masal. Horozumuzu gösterelim. Çiçek işte. Çiçek dediğimiz bu. Evet arkadaşlar. Mantar gibi her yerinde çıkmış. İllet bir hastalık. Horozumuzu şimdi göstereceğiz. Nereden nasıl vuracağını falan. Yani kimileri buradan vurur. Buradan vurur. Ama biz bildiğimiz tutar mısın horozu? Bildiğimiz aşı yapacağız. İğnemizi çıkarıyoruz ucunu. Evet. Karnını kaldırıyoruz. Buradan deri altından. Abi, deri altı bir tane. Burada. Orayı bir tut. Göğüsten şöyle tut. Şöyle. Arkadaş biraz acem ola tutmasın da. Sen de aradan. Şöyle bak, şöyle tut bak. Şu büyük bir şekilde. Tamam. Sen şey alın. Aynen. Tamam. Mesela göstereceğiz. Borucumuzun deri altından iğnemizi takıyoruz. Evet. Bu deri alttan. Deri altından evet. 0.5 mg buradan yavaş yavaş sıkıyoruz. O kadar. 0.5 mg. Sıktıktan sonra çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz iğneyi canına canına. Evet. Güzelce bir tampon yapıyoruz şu elimizden. Parmağımızdan. Evet. Yavaş yavaş tamponumuzu yaptık. Evet. Bu ilaç burada şişik kalmasın. Yayılsın. Yayılsın diye. Yayılsın. Yayılsın diye evet. Tabii, şişik kalmasın ilacımız. Geri delikten de etmesin yukarı. Evet. Çok güzel yine kardeşim. Deliğinden. Tamam. Evet, böyle çok yayıyoruz. Ağrısı geçtikten sonra da. Bunu 3 gün 4 gün boyunca devam edeceğiz değil mi? Tabii. 3 gün bunu 3 gün 4 gün tedavi ettin. Evet. İğnesine. Evet. Ondan sonra bakacaksın. Bakalım kabuklanmaya dönmüş mü? Evet. Ondan yani, bak gözüne vurmuş mu? Kurumaya dönmüş mü? Şu an gözünde bir sıkıntı yok. Göz altlarında var. Evet. Ama gözüne vurduğu zaman o gözünün elinde bir peçeteyle falan açıp kenarlarını silip. Gözünü de açık tutacaksın. Su sürmüyoruz hiç. Su kesinlikle sürmüyorsun. Gözünü açık tutacaksın bu hayvanın. Kötü tutacaksın. Tutmazsan bir kapanır, daha da onu hayatta açamaz. Anladım. Evet, aynen. Bu böyledir abi.
Hani orada ilgilenmek istiyorsan bak, bu tarafında fazla amcam bir şey yok. Evet. Burada bir tane var. Yani bir de şurada var. Bir de şu üçlü yerine. Bu önemli değil. Bu geçer. Evet. Yani bu aslında başlangıç noktası bu. Bu. Ama tamam. Çok şükür ki gözünün, sağlam gözünün etrafında yok. Oh, çok şükürler olsun inşallah. Yani bu gözünü inşallah kurtaracağız inşallah yani Rabbim. Bu gözünü yine de kurtaracaksın. Evet. Gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık arkadaşlar. Evet. Çiçek hastalığı. Ya bu şimdi ileride bak. Allah herkesi kurtarsın aslında, diyorum. Bu bir de senin için bir dezavantaj. Evet. Niçin? Bizim de Burun abimizin yanında konuşmuştuk. Aynen. Kabuk aşısı yapılır. Bu dezavantajı bu kabukları toplayarak diğer organlarına da yapabilirsin. Sütle dövüp de. Evet. Güzelce dövüp de sütle karıştırıp da bu kabukları diğer organlara çık aşısı yapabilirsin. Kabuk aşısı derler buna. Öyle mi? Bunlar sana izah etmişti. Beraber aynen. Konuşmuştuk. Evet. Ya bu senin için biraz da bir orucun çık olduğu üzülme. Kurtarabilirsin dedi Arsene bak. Kabuğunu da parayla satın alamazsın. Aynen. Bu senin için dezavantaj şansına bak. Onu deneyeceğiz. Bu oruculuğu devamlı yapan insanlar bu kabukları toplar. Evet, bunu çok güzel. Örneği ben toplarım. Evet. Biliyorsun bütün oruculuğumuzda da yapmışlığım da vardır. Elinden geldiği kadar yetişebildiğim yerleri yapmışım. Aynen yapıyorsun. Çok yardımcı oluyorsun. Yani evet, o yüzden evet. Oruculuğumuzu güzelce bakıp tedavisini yapıp güzelce iyileştiririz. Bu şimdi bu oruz yemeyebilir. Tamam mı? Kursağına bakarsın. Bak şu an gözü açık. Gayet güzel yemiyor. Kan doğuracak şekilde yemiş. Hani baktın gözü kapanmış. O zaman ne yapıyorsun abi? Açıyorsun gözünü. Temizliyorsun, açıyorsun. Kurum. Önce kursağına bakıyorsun. Yemişim, yemiş, yemişim diye. Ekmek çalasın eline. Yavaş yavaş ister ısıtma ekmeği, ister ısıtma mutfağa kalmış bir şey. Güzelce doyuruyorsun. Şirinliğin kenarından azıcık suyunu da veriyorsun. Evet. Ağzının kenarından doğru. Evet. Hayvanın hem yemini hem suyunu gideriyorsun. Ondan sonra da diğer organlarına fazla el sürmüyorsun. Evet. Çok yani, teşekkür ederim Cemil kardeşim. Şunu oraya koyar mısın? Bu iğnemizi kaybetmiyoruz. Onu yerine tekrar vuracağız. Yaptık, yarın bir daha yapıyoruz. Ertesi günü bir daha yapıyoruz. Evet. Aynen. Soğuk yerde tutmaya bak. Çok sıcaklarda durmasın iğnemiz. Aynen kardeşim benim. Şimdi kafa olmadığı için iğne işi bende uzak olduğu için iğnemiz şunu şeyi getiremedim. Tamam. Şimdi yeniden getirmek zorunda kaldım. Teşekkür ettik kardeşim. Bu da idare eder. Hiç yok ben iyidir. Sağ ol valla Cemil'ciğim. Koyuyoruz. Tamam Cemil'ciğim. Geçmiş olsun diyorum abi. Sağ ol Cemil'ciğim. Teşekkür ederim. Yani suyuna da dikkat et. Devamlı güzel olsun. Tamam Cemil'ciğim. Teşekkür tamam. ederim. Tamam. Var mı diyecek demek istediğin şeyler? Buradan işte bütün o büyüdaş kardeşlerimize tamam, sevgiler, saygılar bilsin, sunuyoruz. Bilenler de bize yardım etsin. Yardım etsin. Yani en azından bilmediğiniz bir konu varsa da yine yani, de yorumlar yazabilirler. Muhakkak bilgi verebilirler. Evet. Bilgiyi zaten açız. Yani insan olarak açız ya her bilgi. Tabii açız. Yani birbirine kayıp duruyor. Öğrenmeme kayıp. Bunu öğreneceksin. Evet. Oruçluysan öğreneceksin. Evet kardeşim. Çok teşekkür ederim. Azıcık yaptığım kadar bu kadar. Ben de teşekkür ederim abi. Hayırlı günler. Sağ olun, var olun diyor. Arkadaşlar kümesten elimizi hiç başka bir şey sürmeden çıkıyoruz. Diğer hayvanları da sürmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz. Ben kilitleyeyim abi. Heh. Ben kilitleyeyim. Kilitle Cemil'ciğim. Ya inşallah kısa zamanda kurtuluruz diyorum arkadaşım benim de. İnşallah Cemil'ciğim. Dışarı çıkaracaktım bu hafta sonu. Hepsini tek tek gezdirecektim. Zaten bozuk biraz. Buradan selam söylemek ister misin? Abi bütün herkese selamlar söylüyorum. İzleyenlere. Herkese. Yani abone olanlara, takip edenlere teşekkür ediyoruz. Allah'a. Olmayanları da davet ediyoruz. Abone ve beğenilere davet ediyoruz. Arkadaşlar bizi yalnız bırakmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ali Botur arkadaşımız sizlerden çok böyle bahsediyor. Hani şöyle seyircim var, böyle takip ediyorlar. Allah razı olsun. Beni de özellikle takip ediyorsunuz Ali abimizin kanalına. Allah. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun Allah'a diyoruz. Emanet olun.